Tamam. Sayın tamam Başkan, Haluk Bey, vereceğim. Çok değerli meclis üyeleri, ilçemizden oy birliğiyle gelen ve burada oy birliğiyle kabul edilen bu karar için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat aynı hassasiyeti daha önce yine bu Büyükşehir Meclisi'ne gelmişti. Ülkemize çok büyük hizmetler yapmış. Birinci Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları'na katılmış. Osmanlı Devleti'nde barutçu başı olarak görev almış. Dadyan ailesi için de gösterilmesini dilerdim. Çok teşekkür ederim. Peki. Buyurun Haluk Bey. Başkanım, ben de teşekkür etmek için söz almıştım ama ilk önce Emel Hanım'ın söylediğine bir cevap vereyim. Geçen meclise de söyledi, harita komisyonu başkanımıza cevap verdi ama Emel Hanım'a yeterli olmamış cevap galiba. Teknik bir hata ve isim sokak, verilen sokağın ismi yanlış olduğu için reddoldu. Bunu da Bakırköy'de de kullanıyorlar. Burada da tekrar etmiş olalım. Yanlış sokağa isim vermeye çalıştıkları için reddolunmuştu. Onu söyleyelim. Diğer konuyu da Bakırköy ilçemiz Osmaniye mahallemizde bulunan İstiklal Spor Kulübü'nün merhum başkanı Ahmet Süleymanoğlu'nun ismi spor kulübünün olduğu sokağa verilmiştir. Bu vesileyle merhum başkanımıza Allah'tan rahmet dilerken isminin sokağa verilmesinde emeği geçen AK Parti Bakırköy Teşkilatımıza, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya, Harita Komisyonu Başkanımıza ve bütün meclis üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum, arz ederim. Peki, 81 nolu raporu oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 82 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyen etmek isteyen üye var mı? Yok, oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 83 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu gündem maddesi Büyükçekmece ile alakalı olduğu için söz aldım. Büyükçekmece'de 84 ile 94 yılları arasında iki dönem Anavatan Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış Ali Çebi isminin Çakmaklı Hadımköy yoluna paralel Büyükçekmece tarafındaki bir caddeye isminin verilmesi konusudur. Ali Çebi başkanımız merhumdur. Allah rahmet eylesin. Büyükçekmece'ye katkıları olan, hizmetleri olan değerli bir belediye başkanımızdı. Bu vesileyle kendisini rahmetle anıyoruz. Aynı zamanda Büyükçekmece merkezin planlı bir şekilde gelişmesine katkı sunan, temelleri atan bir belediye başkanıdır. Bu ortak meclisimizde oy birliğiyle geçiyor. Buna öncülük eden AK Parti grubuna ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Peki Hasan Bey. Evet. 83 nolu raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 84 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyen etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 85 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyen etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 86 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyen etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 87 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyen etmek isteyen üye var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 88 nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüşmeyen etmek isteyen üye var. Buyurun. Değerli Başkanım, bana söz verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, buyurun. Harita Komisyon Üyesi Murat Cura benim adım. Efendim, Esenler sırası geldiğince söz aldım ama Esenler'le birleştireceğim için lütfen sonuna kadar dinlenmesini de rica ediyorum. 1976 yılında Lepra, yani cüzdan çalışmalarına başladı. Cüzdanla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurdu. 1986'da kendisine Hindistan'da Uluslararası Gandhi Ödülü verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yapmıştır. Çağdaşlık yolunda mihenk taşları 30 yılda 110 bin kardelen okuttu. 22 yıl önce, yani 1999 yılında bir TV programında FETÖ'yü deşifre etmiştir. Örgütün devlet kadrolarına, eğitime, askeri kadrolara
nasıl sızdığını ve kimliklerini nasıl gizlediklerini anlatmıştı. Gelinen bugünkü durumda aslında FETÖ'den AKP değil, yıllardır mücadele eden Türk aydınları ve Cumhuriyet Halk Partiler kurtuldu. Şimdi harita komisyonuna gelen ve bir yıldır bekleyen Türkan Saylan'a istenen sokak ismi halen verilmedi. Peki Murat Bey, bir şey soracağım. Bir saniye. Esenler'le alakalı söylüyorum isim değişikliği. Bunun Esenler'le alakası var hemen mı? Hemen söylüyorum başkanım. Evet. Hemen lütfen, bunu baştan söyledim zaten. Buyurun. Şimdi bir yıldır bu dosya beklerken Esenler'de Kasım ayında gelen dosyamız bu ay geçti. Ben de buna oy verdim ve de çok da memnun oldum. Evet. Bu konuda Esenler'in gelen dosyasının bekletilmemesini ben de arzu ediyorum. Bir an evvel bütün dosyalarımız da geçsin. Ben merak ediyorum, bir yıldır neden Türkan Saylan bekletiliyor Sayın Başkanım? Şimdi bakın Murat Bunun Bey. Bunun cevabını da. Bakın bununla ilgili soru önergesi verebilirsiniz. Sözcünüz sorabilir ama bu konu değil. Başkanım, ben de harita komisyonundayım. Rica ediyorum. Harita bakın, komisyonundayım. Evet. Lütfen. Şimdi başkanım, polemik yapmadan söylemek istiyorum. Esenler dosyası bir örnektir. Evet. Diğer dosya Sarıyer de beklemeden geçti. Sayın Başkan'ın kendi ilçesinde imza atmıştır. Bunlar komisyonların takdiri Murat Bey ama. Yani bazı dosyalar Türkan erken Saylan, çıkıyor, bazı Sayın komisyonda Başkanım, bazı dosyalar bekliyor. Bu biraz geçmişten önce, gelen birçok konu bu şekilde devam ediyor. Sayın yani Başkanım, bunu bir polemik konusu burada yapmayalım. Sayın Neticede, Başkanım, Türkan Sayın Başkanım, bir bilim çok insanı. Güzel bir şey söyleyeceğim. Yani bunu siyasi malzeme burada yapmayalım. Bizim Sayın Başkanım, rica ediyorum. Sayın Başkanım, şunu söyleyeyim. Buyurun. Biraz önce AKP sözcü üyemiz size dedi ki evet. Demokrasiyi dedi çok iyi işlettiğiniz dedi ama demokrasinin isminin parkına verilmemesi de buradan oy çokluğuyla geçti. Ben de Türkan Saylan'ın isminin neden bekletildiği konusunda cevap bekliyorum. Teşekkür ederim. Peki. Evet. Buyurun Faruk Bey. Sayın Başkanım, Esenler'de sokağa ismi verilen genç bir avukat meslektaşımız mesleğini icra ederken caniler tarafından öldürülen, katledilen bir meslektaşımız ve baroların, iki baronun, İstanbul bir nolu ve iki nolu barolarının ortak teklifiyle, talebiyle bu isim verildi. Kaldı ki Murat Bey'e çok açık söyleyelim, biz Türkan Saylan'ın toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Ve bu sebeple de bakın hiç lafımızı esirgemiyoruz. Türkan Saylan bu milletin ortak değerlerine hakaret eden... Arkadaşlar niye bağırıyoruz? Sözcünüz çıkar konuşur. Rica ediyorum. İstediğiniz kadar lütfen bağırabilirsiniz. Lütfen. Ve lütfen biz burada olduğumuz saygı sürece, saygı, AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır. Saygılar sunarım. Arkadaşlar, yani bunu bağırarak mı çözeceksiniz? Grup sözcüsü, buyurun Tarık Bey. Tarık Bey, buyurun. Sayın Başkan. Bağırarak hiçbir şeyi çözemeyiz değerli arkadaşlar. Fikrini söyledi. Saygı duymuyorsanız çıkıp siz de söylersiniz fikrinizi. Buyurun, buyurun Sayın Tarık Başkan, Bey. Lütfen. Sayın Başkan, Türkan Saylan'ın isminin komisyonda niye bir seneden beri bekletildiğinin sebebini ve itirafını kulaklarımızla duymuş olduk, şahit olduk. Şimdi diyor ki toplumun çoğunluğunun ortak değerlerine saygı duymayan birisidir diyor Türkan Saylan. Aynen FETÖ'cülerin sözleri bunlar. FETÖ'cüler bu sözlerle Türkan Saylan'ı cezaevine attırdılar. O operasyonlar onun için yapıldı. FETÖ'nün sözlerinin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar tekrar itirafıdır bu Sayın Başkan. Sonuna kadar da siyasidir. Türkan Saylan'ın isminin verilmemesi az önce duyduğumuz itiraftık gibi sonuna kadar siyasidir. Bunun teknikle, taktikle falan bir ilişkisi yoktur. Siyasi düşüncelerine uymadığı için Türkan Saylan'a düşmanlık yapıyorlar. Bu sözler FETÖ'nün sözlerinin ta kendisidir.
Teşekkür ederim. Peki arkadaşlar, Faruk Bey, bunu bence yani bir kere bunun FETÖ'yle METÖ'yle ne alakası var Tarık Bey? Yapmayın Allah aşkına ya. Yani arkadaşlar, rica ediyorum, bakın lütfen. Arkadaşlar, rica ediyorum, bakın meclisi kapatacağız. Yani senenin son meclisinde, son dakikalarında meclisi gelmeye gerek yok ya. Arkadaş fikrini söyledi. Saygı duymuyorsanız zaten tepkinizi koydunuz ortaya. Lütfen. Bak bunu bir polemik konusu yapmayalım. Buna izin vermeyeceğim zaten. Meclisi kapatacağım birazdan. Buyurun Faruk Bey.